Merhaba. Bu güzel pazar gününde tekrar hoş geldiniz. Tekrar diyorum çünkü bu sizlerle üçüncü buluşmamız. Bu sefer sirke atölyemizin ikincisi için bir aradayız. Gereken malzemeleri çok kısa hatırlatmak istiyorum. Zaten çok az malzememiz var burada. Öncelikle ilk atölyemizde yapmış olduğumuz kiraz sirkemiz gerekli. Şimdi ikinci aşamasındayız. Neden? Çünkü sirkemizin içerisindeki o topluca sıkmış olduğumuz kiraz, kiraz şekeri ve kiraz sapı çökmüş durumda. Neydi bunu hatırlayalım hızlıca. Kiraz oluşumu, daha doğrusu sirke oluşumu sırasında ilk önce asetik etil alkol oluşuyordu. Bu etil alkol sonra asite dönüşüyor ve böylece sirkeleşme süreci gerçekleşiyordu. Bu aşamada artık meyvelerimiz çökmüş durumda. Yani etil alkol oluşumundan asetik asit oluşum aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Sirkelerimizi bu asetik asit oluşum aşamasına destekleyeceğiz. Bunun için de keskin bir sirke kullanacağız. Ben ilk defa sirke yapmaya başladığım için bu benim denemelerim, sizinle de paylaşıyorum sonuçlarını. Daha önceden yaptığım ev sirkesi olmadığı için elimizde keskin bir sirke kullanıyoruz. Ben Tarış'ın ürünlerini severek kullanıyorum. Bu bir reklam değildir ama hani bildiğimiz, tanıdığımız bir marka. Peki, bu malzemelerle beraber sirke hazırlayacağız. Çok kısa beni tanımayanlar için ben kimim? Ben Afşar. Aslen çevre mühendisiyim ve 20 senelik özel sektörde uluslararası firmalarda çevre ve enerji iş güvenliği ile ilgili çeşitli kademelerde görev aldım. Peki tarım nereden geliyor? Bergama kökenli bir aileden geliyorum. Anne ve baba tarafı yüzyıllardır Bergama'da yaşamış ve Bergama'da toprakları olan bir aile. Son zamanlarda biliyorsunuz temiz gıda ve doğal tarım çok gündemde. Özellikle de gıdaya, temiz gıdaya ulaşım çok tartışılan ve değerlendiren bir konu. Toplumun da bu konudaki bilinci gittikçe daha da artıyor. Çünkü sağlıklı gıdalar, kimyasallarla, hormonlarla, katkılarla kirletilmemiş gıdaların doğal, kadim beslenmemiz içerisinde ne kadar önemli olduğu daha da fazla anlaşılmaya ve bilinmeye başlanmış durumda. Bu nedenle de biz bu anlamda Bergama'daki ata topraklarımızda kadim yöntemlerle tarım yapmak, doğal tarım yapmak üzerine girişimlerimizi başlattık. Butik ürünlerimizi zaten biliyorsunuz sizlerle gün be gün onları paylaşıyoruz. Detaylarını da paylaşıyoruz. Büyük montanlı üretim için de hazırlıklarımız son hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde sayfamızdan sizlere bununla ilgili bilgilendirme yapıp fikirlerinizi de alacağız zaten. O zaman şimdi sirkemize geri dönelim. Kiraz sirkemizi yaklaşık olarak 15 gün önce kurduk. O zaman da söylemiştik. Kiraz sirkesini 15 gün boyunca meyve içerisindeki meyve posası çökene kadar karıştırıyorduk. Daha önce çökse de karıştırmaya devam ediyorduk. Benim kasalarım 15 gün içerisinde çöktü. Hatta daha önce çökeldi. Ama bu süreç içerisinde ben karıştırarak fermentasyon olayının düzgün gerçekleşmesini sağlamaya çalıştım. Sizinkiler de eğer çökmüş ise bugüne kadar hala karıştırıyor olmanız lazımdı. Eğer çökmedi ise, henüz çökmemiş de olabilir meyveleriniz içerisinde. Onları da çökene kadar karıştırmaya devam edeceksiniz. Yani şimdi size benim göstereceğim şey 15 gün içerisinde meyveleriniz çökmüş ise yapmanız gereken aşama. Peki, bizim kiraz sirkemiz ne hale gelmiş hemen? Tülbent de bağlamıştık biliyorsunuz bu oksijenli bir olaydı. Şarap üretimi ile sirke üretimi birbirine çok benziyordu. Şarap üretimi oksijensiz anaerobik ortamda, sirke üretimi ise oksijenli aerobik ortamda gerçekleşmek zorunda. O yüzden hava almasını sağlamıştık sirkemizin. Gel şöyle gösteriyorum. Gayet duru, güzel bir sirkemiz var. Kokluyorum. Keskin bir kokusu da olmaya başladı. Bunun içerisine sirke haricinde biliyorsunuz bal da eklemiştik. Niye? Çünkü içerisindeki bakterileri fermentasyon süreci için desteklemek, beslemek için içerisine bal da eklemiştik. Şimdi bu duru bir halde ve meyveler çökelmiş durumda. Artık etil alkolden asetik asit oluşumuna geçmiş durumdayız. O yüzden bu asetik asit oluşumunu desteklemek için içerisine keskin sirke koyacağız. Benim sirkem yaklaşık 3 litreydi. O yüzden bir kahve fincanı benim için yeterli olacak. 5 litre kurumuş olanlar ise normal ölçülerdeki bir çay bardağı ile ekleme yapacaklar. Biliyorsunuz sirkemizi her zaman tahta kaşıkla muamele ediyorduk. Plastik veya tahta, ben tahta kullanıyorum. Siz plastik de kullanabilirsiniz. Bunun içerisine metal değdirmiyoruz. Şimdi içerisine
sirkemizi boşaltıyoruz. Ve tekrar güzelce karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi çöpler, yani sapları, posaları, çekirdekleri halen sirkemizin içerisinde. Şimdi bu karışımı bu hale getirdikten sonra hala oksijene ihtiyacı var. O yüzden de ağzını gene tülbentle kapatıyoruz sadece. Herhangi bir oksijen girişini engelleyecek bir şey yapmıyoruz. Ve sirkemizi olgunlaşması için bırakıyoruz. Bundan sonraki aşamada artık bizim sirkenin içerisine herhangi bir malzeme eklememize gerek yok. Bundan sonra artık içerisindeki bakterinin fermentasyonuna devam etmesini bekleyeceğiz. Neyi bekleyecektik? Hatırlıyorsanız bu sirkeyi Mayıs sonunda kurmuştuk ve ilk atölyede de sizinle paylaşmıştım. Sirkenin içerisinde o zaman bir kalın bir ince ana vardı. Şu en alttaki ince ana ve şurada gördüğünüz kalın ana. Bu süreçte sirkemizin anasının çökelmesini beklemeye devam ediyoruz. Bir sonraki aşamalarda neler yapacağımızı konuşacağız ama bu iyi durumda olan bir sirke. Ve anasının çökelmesini beklememize rağmen durmadan yeni analar oluşturuyor. Buna da tekrar bakabiliriz. Hatta şu an 1, 2, 3, 4, 5. kalın anayı da oluşturmuş durumda. Artık ben bunun içerisinden... Bu bir dut sirkesi, hatırlıyorsanız beyaz dutlarımızdan yaptığımız, hiçbir ilaç, hormon ve su vermeden yaptığımız. Vallahi ana yapmaktan sirke yapmayacak diye korkmaya başladım artık ben bu sirke için. Çünkü bu 6. kalın anasını oluşturuyor. Ama anası, ana oluşumu tamamlanıp da bu ana tamamen dibe çökene kadar sirkeye başka hiçbir işlem uygulamıyoruz ve bu işlemin tamamlanmasını bekliyoruz. Gene hava alacağı oksijenli bir ortam içerisinde buna devam ediyoruz. Bu çok güzel anasını oluşturmuş bir dut sirkesi. Kiraz sirkesinde de benzer bir sonucu elde etmeyi umut ediyoruz. Bu aşamadan sonra yapmanız gereken tek şey güneş görmeyen, direkt güneş görmeyen, sürekli olarak açılıp kapatılmayan bir ortamda bakterinizin fermentasyon işlemini rahatça yapmaları için onları rahat bırakmak. Bundan sonraki aşamada ana oluşumu süreci değişken bir süreç. 15 gün içerisinde de gözlemleyebilirsiniz. Hemen de gözlemlemeye başlayabilirsiniz. Ancak ben kiraz sirkemin içerisinde ana oluşmaya başlayınca sizlerle 3. atölyeyi gerçekleştirip neler yapacağımızı anlatacağım. Burada önemli bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. KEF neydi? Ölü fermentasyon bakterileriydi. Eğer sirkenizin üzerinde küflenmeye benzer bir şey görürseniz bunlar ölü fermentasyon bakterileri ve onları kesinlikle ortamdan uzaklaştırmanız gerekiyor. Sağlıklı fermentasyon işleminin devam etmesi ve sirkenizin bozulmaması için bu çok önemli. Pekala. O zaman sirke aşkına diyoruz. Hepinize iyi pazarlar.